CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen iki farklı ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında aralarında 3 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezli de şüpheli sıfatıyla ifade verecek. İYİ Partili Gökçeada Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda Başkan Ünal Çetin de gözaltına alındı. CHP ve İYİ Partili iki belediyeye büyük yolsuzluk operasyonu. Operasyon yapılan adreslerden biri CHP'li Ataşehir Belediyesi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü iki farklı ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında Ataşehir Belediyesi'nden milyonlarca haksız kazanç elde edilerek yolsuzluk yapıldığı öne sürüldü. Aralarında 3 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüpheli konumda olan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezli de ifade verecek. Alnımız at, yüzümüz farklı. Bu konuda çok rahatız. İhaleye fesat karıştırmayla ilgili ilk tespitin Ataşehir Belediyesi ile bir büro mobilya şirketi arasında. İddiaya göre 5 ihalede 2 milyon lira haksız kazanç elde edildi ve 20 şüpheli işin içindeydi. Ataşehir Belediyesi'nin açık hava reklam panolarının 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işiyle ilgili yapılan 2 ihalede de usulsüzlük ve kamu zararı olduğu yönünde iddialar soruşturuluyor. Savcılığın talimatı sonrası 28 şüpheli gözaltına alındı. Belediye Başkan Yardımcıları Sadık Semih Kayhan ve Orhan Çerkez'le o dönem Ataşehir Belediyesi'nde mimar olan, şu ansa Kadıköy Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Gül Coşkun o isimler arasında. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu yapılan bir başka adres ise Gökçeada Belediyesi'ydi. 4 gün önce gözaltına alınan İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'le 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İddiaya göre aralarında Başkan Çetin'in de bulunduğu yapı imar sorunu olan yerlerle sit alanlarına inşaat izni verip müteahhitlere rant sağlıyor ve karşılığında rüşvet alıyordu.